Ama Yunus beğenmedi bunu ya. Beğendim. Hadi be. Allah hayırlı eylesin. Nice bayramlar. He? Pantolon var, tişört var. Verelim mi? Verelim. O zaman alsın abi. Battal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güler Beyefendi'ye köyümüzü ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımıza yönelik yapmış olduğu bu ince hareketinden dolayı da tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımız her daim bizlerin yanında, köyümüzün sorunlarıyla, sıkıntılarıyla her daim bizlere destek oluyor. Biz de Battal Gazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güler Beyefendi'den memnunuz. Bir dahaki seçimlerde, önümüzdeki seçim döneminde de tekrardan başkanımızı belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gerek altyapı yollarımızla ilgili, kanalizasyonla ilgili, yollarımızla, asfaltlamayla ilgili köyümüzün bütün sıkıntılarını başkanımızla dile getiriyoruz. Başkanımız da bu konuda bizlere her daim destek oluyor. Biz Göller Mahallesi olarak kendisinden memnunuz. Vatandaş olarak da biz kendisinden memnunuz. Başkanımızın ileriki zamanlarda da tekrar mahallemizde oluşacak bütün aksamalarla ilgili, taleplerle ilgili de köyümüze yardımcı olacağından da eminiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Köyümüzü ziyaret ettiği için de çocuklarımıza yönelik bu yardımlaşma örneğinde de nazik hareketinden dolayı tekrardan sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün ekibine, emeği geçen bütün arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. Bayram, birlik, beraberlik, sevinçlerin, tasaların, üzüntülerin bir beraberce paylaşıldığı ortak değerimiz. Özellikle kederlerin, tasaların bitirilip sevince dönüşmesini ve dönüştürülmesi için de hepimizin elinden gelen çabayı, gayreti sarf etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bayram paylaşım dedik. İşte biz evlatlarımızla sevinçlerimizi bayramdan önce paylaşalım diye belediye olarak arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu yarım elma gönül alma babında hediyeleri çocuklarımıza ulaştıralım istedik. Tabii çocuk bayram özellikle çocukların dört gözle beklediği, bizim de küçükken işte bir bayram gelsin, bir elbise alalım, bir yenilik hayatımızda olursun diye dört gözle beklemiş olduğumuz bir gün idi. Ve biz de bugün evlatlarımızla, güzel evlatlarımızla paylaşmak istedik. Muhtarım da biraz önce çalışmalar hakkında düşüncelerini dile getirdi. Bizim özellikle göreve geldiğimiz ilk andan itibaren düşüncemiz şu idi. Tabii büyük 2014'te Malatya büyükşehir oldu. Büyükşehir olduktan sonra köy statüsünde olan yerler mahalle statüsüne dönüşmüş oldu. İmkanlarımız ölçüsünde, hatta imkanlarımızın üzerinde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı devam ettirdik. Özellikle bu bölgelerdeki altyapının bitirilip onun üzerine üst yapının şekillenmesi ve burada çevre yolunun geçiyor olması, yeni imar alanları bu bölgelerde de 500 dönümümüz üzerinde imar çalışması yapmış olduk. Tabi bu çalışmalarımızın ortak amacı bölgeleri kalkındırmak, bölgeleri cazip, yaşanabilir hale getirmek. Özellikle pandemiden sonra insanların biraz daha taşra mahallelere doğru yönelmeleri söz konusu oldu. Biz de bu yönelmeleri hakikaten bize memnun ediyor. Çünkü
tarımsal alanların bulunduğu yere insanların yönelmesi üretim demek. Üretimin de şu an dünya için ne kadar önemli olduğunu herkes yakinen biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle ekilebilecek boş kalan alanların insanlar tarafından üretime destek olunması noktasında hükümetimizin çalışmaları var. Biz de belediye olarak buradaki yaşantıyı tekrar yeniden inşa etmek, yeniden filizlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Hakikaten bu süreç içerisinde muhtarın başta olmak üzere diğer muhtarlarla hep böyle güzel istişarelerde bulunmuş olduk. İstişareler sonucu yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Tabii gönül arzu ediyor ki daha fazla yatırımlar gelsin ama salavatın kuvvetli olduğu ve maalesef sıkıntılı süreci yaşıyoruz. 2019'da, 2018'de başlatılan dünya tarafından Türkiye'ye başlatılan ekonomik ambargoyla karşı karşıya kaldık. 2020'de kendimize yetebilecek düşüncesi veyahut da planlarını yaparken Malatya'da bir depremle karşılaştık. Sonrasında depremin yaralarını sarar sarmaz akabinde bir pandemiyle yüz yüze gelmiş olduk. Tabi bunlar imkanlarımızı, olanaklarımızı sınırlamış oldu. Ama bu olanaksızlıklara ve imkansızlıklara rağmen elimizden gelen çabayı veyahut da yatırımı vatandaşa yansıtma noktasında gayretler sarf ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraberce 2023 seçimleri var. Türkiye için, ülke için sadece bir parti, siyasi parti için değil, bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasında da inşallah milletin birliği, beraberliği sayesinde yapılan işte anlaşmaların tekrarlanacağı, Türkiye'nin bir devri kapatıp bir devri açacağı 2023'te de inşallah birlik ve beraberliğimiz devam eder. Türkiye zor koşullarda da olsa yürümüş olduğu yoldan inşallah geri dönmez. Tekrar muhtarıma, kıymetli hocama, buradaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nın öncelikle insanlık alemine hayır getirmesini, İslam alemine bereket getirmesini, barış, kardeşlik, huzurluk getirmesini, insanların uyanmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ben diyor bu elbiseyi ver ben götüreyim ya. Olur mu? Benim bir torun var ona götürelim. Olmaz mı? Olmaz. Başına bir değer